uyardım ama anlamadın. Biraz canını yakalım o zaman Nana Hanım. Şunlara bak. Kılıksız. Neymiş böyle be? Ne yazıyor ki yani şimdi bunda? Bu ne biçim yazı böyle? Kim bilir ne anlatıyor? Erkekleri tavlama sanatı mı yoksa? Bakalım burada ne varmış? Neymiş böyle? Kıymetli bir şeye benziyor. Aa, düştü. Vah vah. Ay, pardon. Ne bu ayağımın altındaki? Ne yaptın sen? Annem saatiydi bu. Hastasın sen. Derdin ne? Ne istedin hatıramdan? Mahvederim seni. İnan ki mahvederim. Ay çok korktum. Asıl ben seni mahvederim. Sana Yaman Bey'den uzak duracaksın dedim dinlemedin. Senin derdin Yusuf falan değil. Güya çocukla ilgileniyor gibi görünüp kendini evin beyine yamayacaksın değil mi? Açık göz senin. Doğru. Gözlerim açık. İyi görürüm her şeyi. Senin amacını da gördüm. Asıl evin beyni takıntı yapan sensin. Bu kafanın içinde olmayacak şeyler düşünüp duruyorsun. Ama o aklını başına getir. Yoksa... Yoksa ne? Hı? Ne yoksa? Sen bana hiçbir şey yapamazsın. Gider gösteririm fotoğrafı Yaman Bey'e, görürsün gününü. Aynur. Abi, şey... Ne işin var yine burada? Ne oluyor? Nasıl oldu bu? Düşürmüş. Fark etmeden de üstüne basmış. Yazık. Ben de sağlık olsun, cana geleceğine mala gelsin dedim ama... üzülmüş kızcağız. Yazık. Kötü olmuş. Aynur, sen çıkabilirsin. Kıymetliydi galiba. Annemin saati bu. Ondan kalan tek hatıra. Bir şey olmasın diye takmıyordum bile. Bana verin isterseniz. Ben birkaç tamirciye sorayım. Bakalım neler yapacaklar. Çok teşekkür ederim Cengiz Bey. Rica ederim.